Merhaba arkadaşlar. Örgü Aşkım Bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle güzel bir modelle birlikte olacağız. Modelimiz çıtır çıtır güzel bir model. Çitlenbik modelimiz. İlmeklerimizi bakınız sürekli kaydırarak e, örmeye devam ediyoruz. 3 ilmek ve katlarından oluşuyor modelimiz. Artı birer ilmek de sağına ve soluna ekliyoruz modelimizin kurma aşamasında gördüğünüz gibi modelimizi kaydırıyoruz iki sıra bir sıra örüyoruz bir sırada kaydırıp 3. sıramızda tekrar yine aynı şekilde birinci sıramızda kurduğumuz şekliyle modelimizi kuruyoruz yani şu görmüş olduğumuz bir atlatmamız bakınız ikinci diğer sıradaki yine altın aynı hizasında gördüğünüz gibi Evet çok kolay ve çok güzel bir model ben modelimizin yapımına başlayalım ama öncesinde herhangi bir karışıklığa sebep olmasın diye şöyle güzel bir not aldım. Umarım sizlere faydalı olur. Modelimizin işte yapımına geçmeden önce şöyle bakalım bakınız. Birinci sıradaki kurulumumuzda bir tane boş alıyoruz. Üç tane düzümüzü ördükten sonra kahve çatlatması ya da kahve çekirdeği dediğimiz modelimizdeki gibi birinci ilmeğimizi diğer ilmeklerimizin üzerinden geçiriyoruz sonrasında doluyoruz bakın püf noktası burası bu dolamalarımız bir tane boş ördük 3 tane düzümüzü örüp birinci ilmeği 2 ile 3'ün üzerinden atlattık bakınız şu şekilde daha sonra bir tane başını doluyoruz. Yani artışımızı yapıyoruz. Sonrasında yine aynı şekilde 3 tane ilmeğimizi düz örüp birinci ilmeğimizi 2 ile 3'ün üzerinden geçiriyoruz. Sadece dikkat etmemiz gereken nokta şu kısım. Bir ilmeğin boş olup düz ilmekle başlamamız. ilk başlangıcı. Arkasından hepsi aynen devam ediyor. İkinci sıramız tamamen ters örülüyor. Örgümüzün arka yönünde. Üçüncü sıramızda tekrar modelimizi kuruyoruz. Bakınız. Bir sıra burada kurmuştuk. İkinci sırada burada bakınız. Sürekli yer değiştiriyor. Burada ise başlangıçta bir tane boşumuzu alıyoruz. Bir ilmeğimiz boş. Bir tane düz ördükten sonra önce doluyoruz. Bakınız diğer birinci sırada modelimizi kurduğumuz zaman 3 tane düzümüzü örmüştük. Atlatmamızı yaptıktan sonra dolamıştık. Yani başını dolayarak bir tane artış yapmıştık. Burada ise önce başını dolayarak başladık. Sonra düz ilmeklerimizi örerek Aynen diğerleri gibi devam ettik şunun şöyle bir hatırlatıcı olması açısından şöyle bir not olarak yazdım. sizlere herhangi bir şekilde karışıklık olsun istemedim. Arkalar hep ters, 5 sıra, birinci sıramızın aynısı bu şekilde devam edecek. Evet, kolay gelsin diyerek hemen örgümüze başlayalım kolay gelsin. Modelimizi örmek için 3 üç ve 3'ün katlarını kullanıyoruz. Artı birer ilmekte sağına ve soluna örüyoruz. Yani başlangıç ve bitişine modelimizi düz yönden örmeye başlıyoruz. Ben bir diş haroşamı ördüm ve örgümün düz yönündeyim. Birinci ilmeğimizi boş olarak örmeden alıyoruz. Ve hemen 3 tane ilmeğimi düz örüyorum. 1, 2, 3. 3 ilmeğimin birincisini 2 ile 3'ün üzerinden aşırtarak geçiriyorum. Şu şekilde. Bakınız üçüncü ilmeğimizle ikinci ilmeğimizin üzerinden birinci ilmeğimizi geçirdik ve bir tane başını doladık. Yani eksilen ilmeğimizin yerine hemen bir yenisini ekledik ve üç tane ilmeğimizi yine örmeye başlıyoruz. Bir, iki, üç. Tekrar 3 tane ilmeğimizin ilkini alıyoruz diğer 2 tane ilmeğimizin üzerinden aşırtıyoruz ve hemen bir tane artışımızı üzerinden aşırdıktan sonra yapıyoruz 3 tane ilmeğimizi tekrar örmeye devam ediyoruz 3 ilmeğimizin ilkini alıyoruz diğer 2 tane ilmeğimizi üzerinden geçiriyoruz ve bir tane artışımızı hemen yapıyoruz 3 tane düzümüzü tekrar 1 2 3 3 ilmeğimin ilkini alıyorum 2 ile 3'ün üzerinden geçiriyorum bir tane artışımı da yaptıktan sonra tekrar 1 2 ve 3 birinci alıyorum diğer ilmeklerimin üzerinden aktarıyorum artışımı yaptıktan sonra yine işlemlerimi tekrar ediyorum 1 2 ve 3 ilkini alalım ilk ilmeğimizi diğer ilmeklerimin üzerinden aktarıyorum yine başını dolayarak 3 tane ilmeğimi düz örüyorum ve sıramızın sonuna kadar işlemimizi tekrar edelim sıramızın sonuna kadar ilmeklerimizi ördük en son artışımızı yapıp bir tane ilmeğimizi düz ördükten sonra sıramızı tamamladık. Şimdi örgümüzün arkasını çevirelim. Ve bu sıramızda bütün ilmeklerimizi ters olarak örelim. Birinci ilmeğimi örmeden alıyorum. Ve artmış olduğum ilmeğimle başlıyorum. Bakınız. Birer birer ilmeklerimizi hepsini ters olarak örelim. Ve düz yönümüze geçelim. Arkamızı ördükten sonra tekrar e, ön yüzümüze geldik. Şimdi ön yüzümüzde yine örmeye başlayacağız. Yalnız burada sırasını değiştiriyoruz. Bakınız örgümüzün. Şöyle yapalım. Birinciyi boşalıyoruz ve bir tane ilmeğimi örüyorum. Bir ilmeğimi ördükten sonra bir önceki sıradaki artış yaptığımız bakınız ilmeğimiz tam ortaya gelmekte. Şimdi bu üç ilmeğimizle işlemimizi yapacağız diğer sıramızda önce atlatıp daha sonra artıyorduk şimdi önce başını dolayacağız ve bu 3 ilmeğimizde çalışacağız diğer sıralarımıza da şöyle baktığınızda tam artış yaptığımız yer ortadaki ilmeğimize denk gelmekte ve bakalım şimdi artışımızı yapıyoruz bir tane boşaldım bir ördüm artışımı yaptım 3 ilmeğimi görüyorum birer birer örüyorum 1 bir, 2 ve 3 3 ilmeğimi ördüm artışımı daha önce yaptım birinci ilmeğimin üzerinden birinci ilmeğimi alıyorum diğer ikisinin üzerinden geçiriyorum tekrar artışımı yapıyorum bakınız bir önceki artış tam ortadaki ilmeğimizi denk gelmekte yani ortadaki ilmeğimiz üçünü örüyorum bir iki ve üç birinci ilmeğimi alarak diğer ilmeğimin üzerinden geçiriyorum bakın artışımızı yapmayı lütfen unutmayalım artışımı yapıyorum 3 ilmeğim birer birer önce örüyorum birinci ilmeğimi alıyorum diğer iki tane ilmeğimin üzerinden geçiriyorum ilmeğimi artışımı yapıyorum 1 2 3 yine birinci ilmeğimi alıp diğer ilmeklerimin üzerinden aktarıyorum artışımı yaptıktan sonra tekrar 1 2 3 ortadaki ikinci olan ilmeğimiz hep bu bir önceki sıranın artış ilmeği olacak lütfen ona dikkat edelim herhangi bir yanılma olmasın modelimiz çok kolay ve çok güzel bir model Evet üstünden aşırdık iki ilmeğimizin tekrar artışımı yapıyorum 3 ilmeğimi birer birer örüyorum 1 2 3 birinci ilmeğimi diğer ilmeklerimin üzerinden geçiriyorum artışımı yapıyorum ve sıra sonuna kadar bu şekilde örerek ilerliyoruz Evet son olarak şu şekilde işlemimizi yapıyoruz burada atlatma işlemini yapmıyoruz başlangıçta artarak geldiğimiz için arkasını çeviriyoruz örgümüzün yine aynı şekilde bütün ilmeklerimizi ters olarak örüp tamamlıyoruz. Yani arkadan ters örüyoruz. Herhangi bir işlemimizi yapmıyoruz. Evet, arkamızı tamamlayalım. Bütün ilmekleri ters olarak örüp ön yüzde tekrar görüşelim. Tekrar ön yüzdeyiz. Bakınız, birinci sıramızdaki uygulamış olduğumuz modelimizin aynısını uygulayacağız. birinci sırada yerleştirmeye göre. Evet, şimdi bir tane boş alıyorum örmeden. 3 tane ilmeğimi örüyorum. Bakınız ortaya mutlaka artırdığımız yerdeki ilmeğimiz denk gelmesi gerekiyor. 1 2 ve 3. birinci ilmeğimi alıyorum. diğer 2 ilmeğimin üzerinden atlatıyorum. 1 tane artışımı yaptıktan sonra 1 2 ve 3. Tekrar bir tane ilmeğimi alıyorum. Yani birinci ördüğüm ilmeğimi diğer 2 ile 3'ün üzerinden geçiriyorum. Artışımı yapıyorum. Bakın hep ortada artış yaptığımız bölüm var. Evet modelimizi sırayla bu şekilde kuracağız. Bir bu şekilde ikinci kez de daha sonrasında artışımızı yaparak. İkinci sırada yapmış olduğumuz gibi arka yönlerden ise hepsini ters olarak öreceğiz şimdi aynı şekilde modelimizi örmeye devam edelim biraz büyültüp görüşelim. Evet modelimizi ben e, iterince örerek büyüttüm bakınız bu şekilde ilmeklerimizi şu görmüş olduğumuz deliklerimizi kaydırarak e, ördük ve gayet güzel oldu. Bu şekilde bir çalışmamızın daha sonuna geldik. Umarım çalışmamızı beğenmişsinizdir. Yeni çalışmalarımızda görüşünceye dek hoşça kalın, mutlu kalın. Görüşmek üzere.